zalime zulüm lazım tabii. Bugünkü şekliyle felaket bir işverenle işin arası. Bakın biraz oraya da temas edeyim. Görüyoruz tabii, biz de anlıyoruz, takip ediyoruz. Bugün işverenlerle işçilerin arasında uçurumlar vardır. Hiçbir adalet yoktur. İşverenlerle işçiler arasında korkunç uçurumlar var. Bakın, zenginler, işverenler seneden seneye devlete vergi verirler. Bakın, senede bir sefer vergi verirler. İşveren sınıfı, sermaye sınıfı, zengin sınıfı. Fakat işçi sınıfı yahut memur sınıfı, ücretliler sınıfı aydan aya devlete vergi verirler. Zenginler seneden seneye, işçiler aydan aya vergi verirler. Bu ne demektir bu? Bu adaletsizlik ya bu. Bu haksızlık niçin? Zengin vergisini kendisi tanzim eder. Defter tutmayı kendisine bırakmış zengine iş sınıfı. İş veren sınıfı defteri kendisi tutuyor. 100 lira kazandığı malı 100 lira kazandı diye gösteriyor. Kendi elinde, kendi cebinde. Ama işçi hiç karışamıyor, vergisini tırın kesip bağışını ödüyor. Bu ne korkunç bir adaletsizliktir. Bu ne korkunç bir uçurumdur, dengesizliktir. Bu boşluklar varken siz hiçbir işçiyi kınayamazsınız. Sahtekar bir iş adamıysa 100 bin lira kazandığı zaman 100 lira kazandım diye gösteriyor. Defteri kendi elinde, kimse kontrol edemiyor. Ne olacak bu sahtekarlık? Bu dengesizliği nasıl önleyeceksiniz? Bu dengesizlik, bu boşluk, başıboşluk olunca elbette grev olacak, elbette isyan olacak. Her adaletin olmadığı bir isyan vardır. Tereddütsüz böyledir bu. İslam'ın düzeni budur. Bizim yaşadığımız cemiyet vallahi İslam'ın cemiyeti değildir. Bizim fabrikalarımız İslam'a göre kurulmuş değildir. Bizim caddelerimiz, çarşılarımız, okullarımız, daireler, gazetelerimiz, kıyafetlerimiz vallahi İslami değildir. İslam'a göre kurulmamıştır. Kimse bu cemiyete Müslüman cemiyet denesin. Çıkın bakın çarşıya. Çıkın bakın caddeye. Neresi İslam ya? Kimi kandırıyorlar bunlar? Şu İstanbul'un sokakları, caddeleri, iş yerleri, fabrikaları, patronu, işçisi, aradaki nizam, düzen, İslam'a ne alakası var? İslam'ın cemiyetinde bir kadın bütün mahrem uzuvlarını sımsıkı ve daracık pantolonlarla bütün mahrem uzuvlarını, avret yerlerinin kalıbını, kıyafetini ortaya koyarak dolaşabilir mi kardeşim? Mümkün mü bu? Bir İslam cemiyetinde kadınlarla erkekler çırılçıplak denizlere girebilir mi? Vallahi giremezler. Siz İslam cemiyet mi diyorsunuz bu cemiyete? Edilmiştir, tapeye çıkamıyor İslam. Çarşıya çıkamıyor İslam. Okullara giremiyor İslam. Sistere giremiyor İslam. Dört duvarın arasına İslam'ı hapsetmişler. Yalan mı? Yalan mı? Gelsinler konuşalım. Ne İslam'ı? Hangi İslam'a namaz ediyorsunuz? Hangi İslam eğitiminden de vicdan hürriyeti namaz ediyorsunuz? Nerede vicdan hürriyeti? Kimse kimseyi kandırmasın. İslam yoktur cemiyette. Gerçekleri söylemek lazım. Aşılanması lazım. İslam'ın eğitimi yapılması lazım. İslam'ın anlatılması, İslam'ın aşılanması lazım. İmkan var mı? Zenginler, işverenler, iş yerine, diyelim ki sen bir işverensin, bir atelyen var. Atelyen var. Çalıştırdığın atelyeye kira veriyorsun. Verdiğin bu kirayı devlete ödediğin vergiden düşüyorsun. Bakın, fena değil, iyi bir şey tabii, yardım yani, güzel. İş verenlerin hayatı daha iyi olsun, daha iştahlı çalışsınlar diye devlet, iş verenin, zenginin işlettiği, çalıştırdığı iş yeri, dükkanı, tezgahı, fabrikası yahut iş yeri kira ile tutulmuşsa, o kirasını vergiden kesiyor iş veren. Ama bir işçi oturduğu evin kirasını maaşına, vergisine kesemiyor. Gördünüz mü bu adaletsizliği? Sen işveren olarak çalıştırdığın atelyenin kirasını vergiden düşüyorsun da işçi niye ev kirasını düşemiyor? Ne demektir bu? Bakın işte bir dengesizlik var. Bir boşluk var. Tabii isyan edecek ya. Tabii isyan edecek ya. Bütün bunlar bilinmesi lazım gelen meselelerdir. Bakınız. Bir
bir işveren, zengin bir işveren, çalıştırdığı fabrikanın çarkına, motoruna, makinasına kullandığı enerjiyi, elektrik parasını vergiden düşüyor. Ama bir işçi kullandığı elektriği vergiden düşemiyor. Ücretinden ödüyor. Niye bu eşitsizlik var? Niye bu adaletsizlik var? Elbet isyan olacaktır. İtaat etmemezsiniz, mümkün değil ya. İslam adalet dinidir. İşçi, düşünün ki bir işveren, zengin bir iş adamı, kızını evlendirmek istediği zaman atlıyor uçağa, gidip Paris'ten parfüm getiriyor. Kızını gelin edecek herif, herifi naşerif, şerefsiz adam. Uçağa biniyor, Paris'e gidiyor, oradan kostümler, gecelikler, gündüzlükler, rob de şambırlar, efendim kataloglar, mobilyalar, çeşitli rujlar, ojeler, boyalar, allıklar, şıllıklar, rezaletler getiriyor. Uçağına gidip, uçağına geliyor ve bu uçak biletini vergiden düşürüyor, masrafa yazıyor. Masrafa yazıyor. İşvereni görüyor musun nasıl şişirmişler? Ama bir fukara işçi, gitse de İstanbul'daki bir işçi, oğluna Erzurum'dan bir kız gelin getirse, Erzurum'a gitse de oradan bir kızı getirip oğluna gelin etse, binlerce masraf etse bunu masrafa yazamıyor, vergiden düşemiyor. Bu adaletsizlik ne? Bu işçi hakları ne olacak? Tabii istenemeyecek ya, önleyebilir misiniz? Biz din görevlisiyiz. Biz daima mazlumun yanındayız. Haksızlığın karşısındayız. Ben bir hocayım. Kellemi kıtır kıtır keseriz, haksızlığa biter edeceğim. Karşı koyacağım. Kim olursa olsun. Daima haksızlığın karşısında olacağım. Allah'a yemin ettim ben. Zalimi destekleyemem. İstediği zaman uçağa atlayıp da gidip Paris'ten, Londra'dan pislik malzemesi, parfüm malzemesi taşıyan zenginleri bu kürsüde müdafaa edemem. Ben zalim değilim. Siz de böyle olamazsınız. İslam zalimin düşmanıdır. Mazlumun dostudur. Vaka bugünkü işçi hareketleri, bu sendikalar filan, haşa bunları ben müdafaa, bunları da müdafaa etmiyorum. Lenin'le, Stalin'le işçi hakkının ne alakası var? 1 Mayıs'la işçinin ne alakası var? Kızıl bayraklarla işçinin ne alakası var? Maksat işçi sınıfını kullanıp Türkiye'yi Rusya'ya bağlamak hareketidir. Bunları da biliyoruz. Bunları da biliyoruz. Fakat ne yaparsınız ki ortada bir adaletsizlik var. Ortada bir boşluk var, bir uçurum var. İşverenlerle işçi arasında korkunç bir uçurum var. Bunu düzelteceksiniz. Bunu halletmezseniz hiçbir şey halledemezsiniz. Ne üretiminiz artar, ne veriminiz artar, ne kalkınmanız olur, hiç şeyiniz olmaz. Mümkün değil.